Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, 2024 Mobile hazırlık için bugün bazı şeyler yapacağız. Oyuncu serbest bırakacağız ve bazı önerilerim olacak. Aslında bu önerileri her zaman yapıyorum ama tekrar bu videoda dile getirmiş olacağız. Yani bir başlık altında dile getirmiş olacağız arkadaşlar. Futbol 2024'de hazırlık başlığı altında dediğim gibi 30-40 tane oyuncu belirledim. Bu oyuncuları serbest bırakacağız. Hem buradan antrenör hem de GP elde etmiş olacağız arkadaşlar. Tabii ki aynı zamanda 2024 Mobile üzerine de konuşacağız. Beklentilerimiz, oyunun içinde görmek istediklerimiz, sizlerle birlikte burada hoş bir sohbet, bir istişare yapmış olacağız. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Belli oyuncuları satacağım arkadaşlar. Neden satacağım? Yani peki yani 2023 Mobile'de mi satmak daha mantıklı? 2024'te mi satmak mantıklı? Şimdi bunu önce değerlendirecek olursak arkadaşlar, şu anda bir oyuncuyu sattığımızda sözleşme yenileme bileti alıyoruz. Antrenör veriyor. Bu aynı şekilde 2024'te de devam edecektir. Hatta 2024'te üzerine ekstradan bir şey eklerler mi bilmiyorum. Oyuncular zaten 2024'de taşınıyor arkadaşlar. Yani standarta dönüşmüyor. Ama ben yine de burada satmak istiyorum. Elimdeki doneleri görmek istiyorum. Bir de zaten kapasite dolmak üzere. Bunu da hem de biraz azaltmış olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 2024'de zaten taşındığı için ha orada satmışsınız ha burada satmışsınız hiç fark etmiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Zaten oyuncular aynı bu şekilde bozulmadan karşı tarafa taşınmış olacak. Ama ben 2023'te serbest bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. 2024'ten beklentilerimiz üzerine konuşacağız. Şimdi baktığımız zaman öncelikle Pulisic'i satacağım arkadaşlar. Çok fazla kullanmam ve benim oyun tarzıma da zaten uymuyor arkadaşlar Pulisic. Timber, Pau Torres, Madison, onlar kalsın, onları kullanırız. Devam ettiğimiz zaman Lucas Vazquez yine çok fazla kullanmayacağım. Yani kolay kolay kullanmayacağım. Oyunculardan bir tanesi. O yüzden Vazquez'i de siliyorum. Yine bir tanesi Kovacic. Kovacic de aynı şekilde. Ben de Kovacic'in Dünya Kupası kartı var arkadaşlar. O yüzden bu Kovacic'i satacağım, göndereceğim. 2024'ten beklentilerimiz üzerine konuşacak olursak arkadaşlar, ben zaten her videoda, her analiz videosunda tavsiyelerde bulunuyorum arkadaşlar. Özellikle böyle çok sevdiğiniz bir oyuncu yoksa kolay kolay top açılımı yapmayın. MyClub paranızı 2024'de saklayın. Belki orada paketler gelir, işte ne bileyim sevdiğiniz oyuncular gelir, çok üst düzey oyuncular gelebilir. Belki oyuna eklenecek yeni üst düzey, gerçekten oha bu da gelmiş mi diyeceğiniz oyuncular gelir. Belki orada kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi çok böyle sevdiğiniz üst düzey, gerçekten muhteşem bir kart gelmediği sürece tabii ki top açmanızı buradan tavsiye etmem. Devam ettiğimiz zaman Tonali, Kai Havertz, bunları kullanırız. White'ı sileceğim. White'ı yine kullanmayacağım. Oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. White'ı da silelim. Devam ettiğimiz zaman şöyle bakıyorum. Vidal kalsın. Lukaku kalsın. Ya da Vidal'i oynatır mıyız ya? Vidal'i belki oyundan silinebilir, kaldırılabilir. Oyundan kaldırılabileceğini baz alaraktan sileceğim. Bakalım bunu da silelim. Vesinho. Lukaku'nun ben de arkadaşlar notlarıma bakıyorum. Lukaku'nun Player of the Week kartı daha iyi. O yüzden Lukaku'yu da işaretlemişim. Lukaku'yu da hemen seçelim. Cuadrado'nun bende Juventus kartı vardı. Onu da geçiyoruz. Diaz kalsın. Quintero kolay kolay oynatmayacağım oyunculardan bir tanesi. Yine sildik. Schottelberg. Bende Almanya milli takımının kulüp seleksiyonu gelmişti. Oradan bulmuştum Schottelberg'i arkadaşlar. O yüzden bunu sileceğim. Devam ettiğimiz zaman Bartı silgisin. Bakıyorum Dani Olmo. Leipzig'e transfer oldu. Kolay kolay gelecek kartlardan bir tanesi değil. O yüzden silmiyorum. Lukaku'nun burada dediğim gibi arkadaşlar kartı burada daha iyi. Szoboszlai kalsın. Post için bende kulüp selection Juventus adaylı sözleşme kartı var ve o adaylı sözleşme kartı çok iyi arkadaşlar. Bundan daha iyi çünkü o adaylı sözleşme kartın bir de formu 2 arkadaşlar. Bununki 1. O kartı o elimde tutacağım o yüzden. Yine elimizde Konate'miz var. Kubo'muz var. Carrasco kalsın, zor bulunan oyunculardan bir tanesi.
Bunu sil. Douglas Lewis kalabilir mi? Oynatmam kolay kolay. Satalım. Mandalla'yı satalım. Sabitzer'i satsak mı? Sabitzer kalsın. Declan Rice'ın bende kartı var. O yüzden Declan Rice'ı satıyoruz. Zaccani'yi sattık. Tamam. Bakıyorum. Bu Konate de satılık. Tamam. Pantreva sat gitsin. Bende şey kartı vardı. Bu fanların seçimi kartı vardı. O yüzden satıyorum. Mbappe'leri en son bakacağım arkadaşlar. Mbappe'ler çünkü bayağı bir Mbappe var. Ondan sonra Romero kalsın. Tommin kalsın. Casemiro. Eski olanı silelim. Yeni olan Casemiro. Adaylı sözleşmeyle bu Casemiro'nun özellikleri hemen hemen aynı arkadaşlar, ama eski Casemiro'nun tabii ki oyuncuları silerken şöyle şuna da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Eski oyuncuları, yani aynı tarz oyuncu eski olanı satmanız daha mantıklı olacak. Çünkü sözleşme süresi bitmek üzere olan bu bir kartı satmak daha mantıklı olur. Devam edelim. Baktığımız zaman burada kim var? İlkay var. İlkay'ın bende Player of the Week kartı vardı. Ama bu kartını silmeyelim. Bu kartı eski çünkü. Böyle devam edelim. McAllister, Zaha. Zaten Zaha'yı bulmuştuk. Declan Rice kalsın. Van Dijk. Rashford. Tamam. Kubo'nun zaten şey kartı var. Gimenez'i sileceğim. Rodrigo kalsın. Osimhen'i sileceğim. Osimhen'in zaten bizde şey kartı var. Mikel Moreno. Griezmann'ı da silmek için işaretlemişiz. Tamam. Devam ettiğimiz zaman böyle Ziyech kalsın, Foden, Konate kalsın, Weghorst kalsın, Neymar kalsın, Elyamik'i silelim, Pepe kalsın, Gonçalo Ramos kalsın, Hernandez kalsın. Bakıyorum. Şöyle Livakovic kalsın, Dari'yi sat gitsin. McAllister'ın bir kartı daha var burada, tamam. Bizde şimdi fan seçimi kartı olduğu için bunu rahatlıkla satabiliriz. Fuller'i sat. Dani Parejo kalsın. Gavi kalsın. Masip'i sat. David Silva'yı sat. Gitsin. Zaten David Silva futbolu bırakmıştı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oyundan kaldırılabilir büyük ihtimalle. Dani Rodriguez'i kaldır. De Paul. De Paul'un bende şey kartı var. Bayağı eski bir kart. De Paul'un kartı Brezilya kartı. Şey Arjantin kartı var. Neyse bu kartını silmeyelim şimdilik. Brad White, Javier Hernandez. Brad White'ı satsak mı? Kullanmam. Sat gitsin. Williams kalsın. Yu Aspas kalsın. Alvaro Garcia sil gitsin. Ruben Garcia sil gitsin. Roberto Ne sil. Courtois kalsın. Negredo sat gitsin. Edison Cavani kalsın. Raul Guti'yi sat gitsin. Baktığımız zaman Olise, Isak, Kerkez'i sat gitsin. Bono kalsın. Marin sat gitsin. De La Feu kalsın. Bunu da sat gitsin. Luis Alberto kalabilir. Luis Alberto kalsın mı? Kalsın mı? Luis Alberto'yu oynatmam ya. Göbek oyuncusu. Sat gitsin. Sat. 45 tane oyuncu oldu şu anda. Cantreva'nın tamam. Bu kartı kalsın. Otavio oynatmam. Sat gitsin. Brucia kalsın. Tamam. Onu oynatıyoruz çünkü. Şöyle baktığımız zaman Alexis Sanchez, Balogun sat gitsin. 47 oldu. Şöyle bakıyorum. Ben yetleri kolay kolay oynatmayız ama David'i oynatırız. Ben yetleri oynatmayız. Sat gitsin. Alexis Sanchez kalsın. Lacazette kalsın. Şöyle bir bakalım. Dumfries'in bu kartı sat gitsin. Dumfries çünkü bizde Dünya Kupası kartı var. En iyi kartı o zaten arkadaşlar. Schottelberg dediğim gibi bu elimizdeki kart vardı zaten. Oliveira kalsın. Sergio Ramos'un bizde şey kartı var zaten arkadaşlar. Sergio Ramos'u da sat gitsin.
Jordi Alba kalsın. 50 tane oyuncu satmış olacağız şu anda. Upamoting kalsın. Gnabry, Upamecano. Tamam, bunlar kalsın. Alvarez. Şöyle bakalım. Osman Dembele, Balde, Bremer, Gnabry. Gnabry'nin ofansif orta, yani forvet kartı da varmış bizde zaten. O zaman sağ kanat kartı neyse kalsın ikisi. Kvaratskhelia, Chesney, Vlahovic. Vlahovic'in bizde şey kartı var zaten ama dur bakalım. Bonucci'yi silsek mi? Bonucci'yi de sil gitsin ya da kalsın ya. Bonucci de kalsın. Tamam. Toplamda 50 tane oyuncuyu serbest bırakıyoruz. Kilitli oyuncu mu var? Kilitli oyuncu var dedi. Bakıyorum hemen. Kilitli oyuncu kim varmış burada? Seçtiğimiz kilitli oyuncu. Sergio Ramos değil. Dumfries değil. Böyle bir bakalım. Kilitli oyuncu seçtiğimiz kilitli oyuncu kim var ki ya? Kim olabilir? Bak Ferrer'i seçmişiz. Mesela işte kilidin önemi bu kadar. İşte ortada arkadaşlar. Ferrer'i eğer şey yapmasaydık yanlışlıkla silecektik. Bak yanlışlıkla işaretlemişiz. İşte oyuncuları bu yüzden hep kitleyin diyorum arkadaşlar. Toplam 50'ye tamamlayalım. Toplam 50'ye tamamlayalım. Hummison da şey yapalım. Toplamda 50 tane oyuncuyu satmış olacağız. Şöyle ekran bir görün, ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. 50 tane oyuncu, 744.000 GP, 32 tane 10 günlük sözleşme bileti getirmiş olacak. Oyun planınızda yer alan oyuncuları dahil ettiniz. Tamam, serbest bırak gitsin. Toplamda kaç tane? 32 tane de 10 binlik DP antrenörü vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi beklentilerimize gelecek olursak arkadaşlar, 2024'ten yani yeni oyuncular istiyoruz, yeni yüzler görmek istiyoruz arkadaşlar. Yani yeni oyuncular, yeni yüzler, hep aynı oyuncuları ısıtıp ısıtıp önümüze gelmesinden gerçekten sıkıldık. Açıkçası gerçekten sıkıldık. Yani yeni yüzler görmek istiyoruz, yeni isimler. Yani FIFA bu konuda maalesef çok önde. Bizim oynadığımız oyuna göre maalesef çok önde dediğim gibi arkadaşlar. Yani çok fazla lisans anlaşmasından ziyade, tamam lisansı olmasa da ya hani çok farklı isimler getirse güzel olur. Farklı etkinlikler, etkinlikleri çoğaltmaları gerekiyor. Big time ve destansı oyunculara ulaşımı biraz daha kolaylaştırması gerekiyor. Ayda en az bir defa veya işte sezon ne kadar sürüyor örnek veriyorum. Bir ay veya iki ay sürüyor. Bu maç bileti bölümüne mutlaka... Bu FIFA'da var arkadaşlar. Şu maç bileti bölümünü yani 100 mü yapıyorsun artık 150 mi yapıyorsun? Tamam maçları tamamlarsın ama şuradaki en azından bu 500 My Club, 1000 My Club parası açılan bölüme oyuncu koyabilirsin. Bak FIFA'da bu var, çok da güzel. Mesela adam en sona, mesela 1000 My Club parasına açılan bölümdeki en sona adam mesela bir destansı oyuncu koysan, big time oyuncusu koysan çok daha muhteşem olur. Etkinlik getirebilirsin. Etkinliklerin, mesela getirdiğin etkinlikler kaçta bitiyor? Şöyle bir bakalım. Ya en kötü etkinlik 3000 veya 6000 arasında bitiyor arkadaşlar. Mesela şu etkinliğe bakalım. Şu etkinliğe şöyle bir bakalım. Aşağıya doğru geldik. Mesela kaçta bitiyormuş? 6000 puanda bitiyormuş etkinlik. Yani 6000 puanda bitirme de 100.000 puanda bitir. Zorlaştır. En sonunda da bir tane oyuncu koy. Ya ne olacak? Bir tane hadi tamam destansı big time'ı buraya koyma. Eyvallah tamam. Bir destansı big time oyuncuyu buraya koyma. Buraya da göze çarpan oyuncu koy. Yani gidip şeye göze çarpan oyuncu koyacağına markete. Yani bu konularda Konami'nin biraz daha yani çevresini bir bakması lazım. En azından insanların taleplerini en azından takip etse yine bir yerlere varır. Hani bunu talepleri şey yapamıyorsun. Bari rakiplerini en azından izle. Onlara göre bir oyun çıkartmaya çalışsan çok daha güzel olur. Videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok üst düzey bir oyuncu, çok sevmediğiniz bir oyuncu gelmediği sürece top açılımı yapmayın. 2024'ü bekleyin. Videomu burada noktalandırıyorum. Sizler de mutlaka fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.